tarafımıza öğle saatlerinden sonra tebliğ edilmiş bulunmakta. Her şeyden önce şunu ifade edeyim. Ben 1994 seçimleriyle siyasi hayatıma başlamış birisiyim. Uzun adamın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı ve dava arkadaşı olarak siyasete başladık. O gün Refah Partisi'nin gençlik kollarında idik. Tamam inşallah sloganını içeren afişleri Eminönü ve Fatih ilçelerinin direklerine bol bol yapıştıran bir iradeyle yola çıktık. Daha sonraki süreçte 1998'de Fazilet Partisi'ni kurduk. Fazilet Partisi'nin ben Ünye'de kurucusuyum. Ve ilçe başkan yardımcısı olarak devam ettik. Sonrasında 99 seçimlerinde biz yine o gün bu çizgide olmak kaydıyla Ünye Belediyesi'ni kazandık. Fazilet Partisi'ne ve ben belediye meclis üyeliği görevi yaptım burada. Partinin kapatılmasıyla beraber AK Parti'yi kurduk. AK Parti'nin kurucu üyesiyim. İki dönem ilçe başkan yardımcılığı yaptım. İki dönem yani 6 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Bu süreç bizi 2014 seçimlerinde %58,5'la arkadaşlarımızla, ekibimizle beraber belediye başkanlığına taşıdı. 4,5 yılı aşkın bir süredir gerek başkan yardımcılarımız, gerek müdürlerimiz, gerekse belediyenin en ücra, en dibindeki tüm çalışanlarımızla beraber bu şehre gecemizi gündüzümüze katarak hizmet ettik. Olağanüstü eserler geriye bıraktık, bırakıyoruz. Bugün alışveriş merkezinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na, tarihi eser restorasyonlarından belediyenin mülklerinin değişmesi dönüşmesine kadar akla hayale gelmeyen 60'ın üzerinde proje ortaya koyduk. Ünyemizi layık olduğu şekilde ulusal medyada temsil ettik. Başta reklam filmimiz olmak üzere herkes gıptayla Ünye neresiymiş bir gidelim şekline olayı getirdik. Bunu biz yaptık arkadaşlarımızla beraber. Ve değerli arkadaşlar, biz biliyoruz ki bu mevki ve makamlar gerçekten gelip geçecek. Ben 7 tane kardeşim en küçüğüyüm. Köyde büyümüş, 2 saatte okula yürüyerek gitmiş birisiyim. Hala aynı duyguyla bir garibanın yanına oturduğumda hareket eden bir belediye başkanlığı sürecini yaşadım bu dönem içerisinde. Bundan sonra hayatımda bir değişiklik, bu çizgide bir farklı yöne doğru kayış olmayacak. Bugün karşılaştığımız durum, partimizin kurumsal kimliğiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir durumdur. Belki bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar parti içerisindeki kesimlerin bizimle alakalı, süreçle alakalı yürütmüş oldukları işlem ve eylemlerin sonucudur. Ben hukukçuyum, ben avukatım. Ne yaptığımızı, bu belediyeyi nereden alıp nereye taşıdığımızı gayet iyi biliyoruz. Neleri yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Niye yapamadıklarımızı da gayet iyi biliyoruz. Bunu ben kamuoyunun vicdanına, takdirine bırakıyorum. Kamuoyu geldiğimiz süreci, bundan sonraki süreci layık olduğu bir şekliyle değerlendirmeye devam edecektir. Ve değerli arkadaşlar, görevde kaldığımız süre içerisinde gerçekten bütün Türkiye'nin hayranlıkla izlediği eserler geriye bırakmanın da gönül rahatlığı içerisindeyiz, mutluluğu içerisindeyiz. Amelinden şüphe etmeyen Müslüman, ruhunu teslim ederken yüzünde bir gülümseme belirir. Arkadaşlar, biz abdestimizden hiç şüphemiz olmadı, namazımızdan da hiç şüphemiz yok. Onun için gayet müsterihiz. Burada kaldığımız süre boyunca, daha öğleden önce tek kiraza cuma namazına çıkarken müdürümüz Sibel Hanım
bana millet bahçesi ile ilgili projeyi attı. Başkanım şunu da ekleyelim mi, üç boyutlarını çıkartalım mı diye. Biz son dakikaya kadar görev bilinciyle çalıştık. Partimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, o uzun adama layık olmak için mücadele ettik. Bundan sonraki süreçte bizim gönlümüzde, kalbimizde, partimize karşı en küçük bir kırgınlık, en küçük bir şek ve şüphe yoktur. Olmayacaktır da. Çünkü ben bu süreçle genel merkezimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzının, tavrının, iradesinin bambaşka bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bizim genel merkezdeki anketlerimiz %70'ler seviyesinde. Bu noktayla hiç şüphemiz yok bu noktada. Ve buradan şunu ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla bizim Cumhurbaşkanımıza karşı gönül muhabbetimizde, saygımızda, sevgimizde en küçük bir eksilme olmadığı gibi, olmayacağı gibi bilakis bundan sonraki süreç içerisinde daha da sıkı bir şekilde ona sarılmak, onunla beraber yola devam etmek, bu ülkeye, ordumuza, bünyemize daha iyi hizmetlerin yapılması noktasında bir nefer olarak çalışmaktan geçmektedir. Çünkü biz nefsimizi yenmiş birisiyiz. Bizim bu partide genel başkan olmakla çaycı olmanın hiçbir farkının olmadığını ya da bir üye olmanın hiçbir farkında olmadığını bilen birisiyim. Bilebilecek durumdaki birisiyim. Onun için ha burada oturmuşuz, ha partimizin salt bir üyesi olarak görevimize devam etmişiz. Bizim için hiçbir şey fark etmeyecektir. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, hangi iradeyle çalıştığımızı biliyoruz. Arkadaşlarımız biraz önce diyor ki, 4,5 yıldır bize duru su içirmedin başkanım koşturmaktan, çalıştırmaktan diyor. Biz bu ruh haliyle çalıştık ve gönül rahatlığı içerisinde de makamımızdan bugün ayrılıyoruz. Ancak şunu ifade edelim, bizim bugün ortaya koyduğumuz Fatiha son değildir. Bu bir başlangıçtır. Fatihalar son olmaktan öteye başlangıçlar için okunur. Cumhurbaşkanımız o uzun adam hiçbir şey yokken bir şiir okudu diye Pınarhisar cezaevine doğru giderken bu şarkı burada bitmez demişti. Bu şarkı burada bitmez arkadaşlar. Onun için bizim alacağımız, gideceğimiz, yapacağımız çok iş var. Çok ortaya koymakla ilgili eser var. Çok proje var hazırlamış olduğumuz kafamızda bu şehirle ilgili. Biz bu şehri seviyoruz. Bu şehre hizmet etmekten dolayı onurluyuz, mutluyuz. Ve hepinize buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar.